Arkadaşlar, bu gördüğünüz klima dış ünite fan motoru idi. Bu özel sarım yapıldı. Tabi sargılarını tam göremiyorsunuz. İçerisine neodim mıknatıs konularak alternatöre dönüştürüldü. Bunun çift çıkışı vardır. Yani çift özel sarıldı, çift çıkışı vardır. Çıkışının birini köprü diyot devresine koydum ve bunun çıkışına da power led bağladım. Diğer çıkışı ise köprü diyot olmadan direkt alternatif akıma power led bağladım. Ve aynı zamanda yine bu power led'in olduğu yere de normal şerit dış cephe şerit led bağladım. Şimdi ben bunu elimle döndürdüğüm zaman bu diyottan geçen bölüm, yani şu kırmızıdan geçen diyottan geçen bölüm sürekli yanacak led. Bunlar ise parsli yanacak, yani kırpmalı yanacak. Neden derseniz, tabii alternatif akımda kırpma olacağı için. Bu doğru akım ve burada kondansatör doğrultuyor ve stabilize ediyor voltajı. Şöyle bakın diğeri flaşör gibi yanıp sönerken diğeri sürekli yanıyor. Tabii bunu ben elimle böyle döndürdüğüm için tam fark edemeyebilirsiniz ama sürekli döndüğünde bunlar sabit, bunlar parsli yanar. Bununla 400-500 devirde akülerinizi de şarj edebilirsiniz. Rüzgar türbini olarak da kullanabilirsiniz. Su türbini olarak da kullanabilirsiniz. Şarj kontrol cihazı tabi bağlamanız gerekir. Bu şekilde led aydınlatma olarak da kullanabilirsiniz. Bunlar ise 220 volt da üretir. Şerit led de yakar. Şimdi şöyle küçük bir hareketle şöyle tabi bakın şu hareketle. Tabii ben bir elimle çekim yaptığım için tam şey yapamıyorum. Bu 6 wattlık, pardon 7 wattlık gördüğünüz led ampulleri yakmaktadır. Bunların güçleri aynıdır. Fakat aynı zamanda buna yine köprü diyot ve kondansatör devresiyle şerit led de yakabilir. İsterseniz şimdi şunu da bağlayayım, yaktığını göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi bu normal led ampulü çıkardım. 220 led ampulü çıkardım. Normal biraz önce bunda çevirdiğim power led'i bağladım. Power led'i de yine aynı şekilde çıkışın bir tanesinden yine köprü diyot ve kondansatör devresinden artı eksi bağladım. Şimdi bakın şu hareketle bakın bunda sağ sol fark etmez. Tabi bunda da fark etmez sağ sol. İki tarafta da bakın iki tarafta da yanar. Bakın iki tarafta da yanar. Bunda da metrelerce led yakabilirsiniz. Tabii köprü diyot devresiyle beraber. Veya biraz daha yüksek devirde de 220 voltluk led ampulleri de yakabilirsiniz. Bu her ikisiyle de. Bunun gücü normalde 60 veya maksimum 70 watt'tır. Bunun bir büyükleri de var. 80-90 watt olarak şu anda elimde olan bunlar. Ama bunlarla aküyü şarj edemezsiniz. Tabi etmek için belki bazı elektronik devre kullanırsanız olabilir. Ama bunda da araya yine akü şarj kontrol cihazı koyarak akülerinizi rüzgardan ve sudan elde edebilirsiniz. Rüzgar türbini, su türbini olarak kullanabilirsiniz. Bu daha tabi kuvvetli. Bu da projelerinizde kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim.